İkinci bölüm. Bu bölümde çimenler başlığı altında konuşacağız. Gerek modellemesi, gerekse shading kısmında renklendirmesi, not sistemi vesaire, bildiğim tüm detayları aktarmaya çalışacağım. Başlamadan Blender versiyon 3.3.6'yı kullanıyorum. Buradaki panel sizde gözükmüyorsa imleç buradayken sağ tık yaparak Blender versiyonu aktif hale getirerek orayı görebilirsiniz. Veya sahne istatistikleriyle alakalı şeyler görmek istiyorsanız da diğer seçenekleri aktif hale getirebilirsiniz. Versiyon şu yüzden önemli. Add-on kullanımında falan versiyon farklarından kaynaklı hatalar oluşabiliyor. Dersi takip eden kişi aynı etkiyi alamadığı zaman veya işte add-on'u sağlıklı bir şekilde Blender'a kuramadığı zaman sıkıntı oluşabiliyor. Versiyon kaynaklı olabilir. Gerçi biz bu seride add-on kullanmayacağız. Belki ağaçlarla alakalı modelleme yaparken ücretsiz bir add-on tanıtabilirim. Belki o zaman kullanırız. Onun haricinde bir add-on kullanmayacağız. Ücretli add-on zaten kullanmayacağız. Ama bilmekte fayda var. Blender versiyon 3.3.6'yı kullanıyorum. Şimdi PureRef programıma import ettiğim bazı resimler var. Bana fikir vermesi amacıyla Ctrl F ile Ctrl F ile tam ekrana getirdim. Burada referans görsellerim mevcut. Şu an çimenler ve çiçekler diye ikiye ayırmışım. Hatta bu resimleri ben çektim. Bunları vesaire. Kendi referans resimlerimi kendim bu şekilde kullanmak hoşuma gidiyor. Hatta bu derste bu benim telefondan çektiğim ve bilgisayara kaydetmek için WhatsApp'tan kendime attığım ve WhatsApp'tan tekrar bilgisayara kurduğum bir resim. Dolayısıyla kalitesinde de bayağı düşüş var. Ama bu derste tekniğini anlamak amacıyla yine bu görseli kullanacağım ki hazır texture bile kullanmamış olacağız. Texture'ı dahi kendimiz oluşturmuş olacağız. Onun haricinde farklı resimler var. İşte bir çimenlik arazinin nasıl olması gerektiği ile alakalı bana fikir verebilir. Dolayısıyla bu tür referans görselleri ihmal etmeyelim arkadaşlar. Yani yeşillik her zaman görüyoruz ama referans resimden görüp de işte ona benzetmeye çalışmak veya onun üzerinden ilerlemenin ayrı bir etkisi oluyor. Ctrl F ile tekrardan bu ekranı küçülttüm. Evet, bunu aşağıya alıyorum ve modellememize başlayabiliriz. Dediğim gibi bu derste çimen modelleyeceğiz. Farklı tekniklerini göstereceğim. Buyurun başlayalım. A ile sahnende bulunan her şeyi seçtim ve siliyorum. Tüm detayları yani A ile seçtim, X ile sildim. Bu tür şeyler her zaman belirtmeyeceğim arkadaşlar. Zaten dersin başında da söylemiştik. Bizim eğitim serimizi bitirdikten sonra buraya gelmek çok daha mantıklı olacak. Öteki türlü bu işin altından kalkamayız. Shift A dedim. Image kısmında referansa tıklayacağım. Burada üçüncü bir Images as Planet sizde gözükmeyebilir. Bu bir add-on aktif etmemiz gerekiyor. Şu an muhtemelen sizde iki tane vardır. Yeri gelirse buna da değiniriz. Şu anlık sadece sizde iki tane gözükecektir. Kafanızı karıştırmasın. Referansa tıklıyorum. Ve çiçek modelimin, pardon, çimen modelimin olduğu klasörden çimeni Blender'a export edeceğim. Evet, çimen resmimi şimdi Blender'ıma import ettim. Export dedim galiba az önce. Import ettim. Viewport'un baktığı açıya göre resmi sahneme aldı. Alt R ile rotasyonunu sıfırlayabilirim. Şimdi biz ilk derslerde işte R ile rotasyon, G ile lokasyon değişikliği yapıyorduk. Alt G veya Alt R ile de bunların lokasyonunu veya rotasyonunu sıfırlayabiliyoruz. Mesela şu şekilde bir rotasyon verdiğimizde Alt R ile dediğim gibi bunun rotasyonunu sıfırlayabiliyorum. Şimdi bu resimle alakalı şurada Object Data Properties menüsünden bu resimle alakalı düzenlemeler yapabilirim. Ne gibi düzenlemeler? En başta tabii ki opacity. Hemen nedeniyle birlikte göreyim. 7'ye bastım üstten görünüm diyeyim. Shift A ile sahneme bir tane plane alıyorum. Daha sonra S harfiyle yani scale ile boyutunu küçülterek bunlar üzerinden bir modelleme yapacağım. Ama resim parlak olduğu zaman vesaire gözümüzü yorar diye düşünüyorum ben çoğu zaman. Ve opasitesini düşürürüm. Tabii yine size kalmış. Biraz opasitesini düşürüyorum. Biraz da resmi görmem. Çimen üzerinden plane ile gitmem yeterli olacak. Obje moddan edit moda geçiyorum. Daha sonra Z'ye basıyorum ve wireframe moda geçiyorum. Daha sonra da buradaki köşeleri seçerek buradaki çimen üzerinden bir modelleme yapacağım. Şimdi
Mouse'umun sol tıkıyla yaparak şu şekilde gördüğünüz gibi bir çizgi çizgi bir seçim alanı oluşturuyorum. Buna Box Select diyoruz. Bu menü T ile açıp kapattığımız sol menüde en üstte basılı tuttuğumuzda çıkar. Sizde Tweak'te ise bu arkadaşlar, Tweak seçeneğinde ise basılı tutup çektiğinizde aynı az önceki çizgi çizgi seçim aracını alamayacaksınız. Onu alabilmek için B'ye basmanız gerekir. Bunu sizin için en kolay hangisiydi onda kullanmanız daha uygun olur. Ben çoğu zaman Select Box'ta kullanıyorum. Sizde default olarak Tweak'te gelebilir. Yani az önce yaptığım şu seçimi yapabilmek için B'ye basmanız gerekir. O yüzden tabii yine size kalmış. Ben Select Box'ta kullanıyorum. Buradaki vertexleri seçerek G ile çimenin etrafında konumlandıracağım. E ile de extrude ediyorum. %100 doğru olmasına gerek yok. E ile extrude edip fazla köşeyi G ile çimenin etrafına getiriyorum. Hatta şurayı şöyle de yapalım veya tekrar extrude ettim. Pardon. Şu şekilde bıraktım. Şimdi burada bir detaya değineceğim. Mümkün mertebe ben low poly model yapmaya çalışıyorum. Yani poligon sayısını düşük yapmaya çalışıyorum. Benim 16 GB RAM'im var. 8 GB RAM kullanan arkadaşlar için bu şeyleri mümkün mertebe az yapmak, poligon sayısını daha az yapmak daha mantıklı olur. Gerçi 8 GB RAM'le de şimdi biz örnek teşkil etmesi amacından ilk arazileri 2 metrelik araziler üzerinde göstereceğiz. 2 metrelik arazi üzerinde belki problem çıkarmayabilir ama 50 metrelik, 100 metrelik veya 200 metrelik arazilerde 8 GB RAM kullanan arkadaşlar için bu şekilde bir modelleme yaparak çimenlik arazi oluşturmak problem teşkil edebilir. O yüzden dediğim gibi onların bu çimen objesini ne kadar low yaparlarsa o kadar iyi. O şekilde söyleyeyim. Şimdi taba bastım, obje moda geri dönüyorum. Artık bu resme ihtiyacım kalmadı. X'e basarak bunu siliyorum. Çimen objem bu şekilde ve gördüğünüz gibi origin noktası şu an çimenin başlamasını istediğim noktada değil. Buraya almak istiyorum. Şimdi obje moddayken biz objeleri hareket ettirirsek gördüğünüz gibi origin noktası da onu takip eder. Ama edit moddayken yaparsak origin noktası olduğu yerde kalır. Bu şekilde şeyine başladığı yere getirebiliriz. Veyahut obje moddayken başlamasını istediğim yere seçerim. Shift S'ye basarım. Basılı tutarım. Daha sonra Cursor to Selected, yani kürsörü seçilen yere getir dediğimde kürsörü buraya getiririm. Obje moda dönüp sağ tık yaparım. Set Origin diyerek, Origin to 3D Cursor diyerek Origin noktamı 3D Cursor'ın olduğu yere taşıyabilirim. Bu şekilde bir düzenleme yapabilirim. Şimdi burada hızlı gitmeye çalışmıyorum arkadaşlar. Onu öncelikle belirteyim. Mümkün mertebe az boş yapıp yavaş yavaş detaylara girerek ilerlemek istiyorum. Hani bunu direkt çimen yapımında gösterebilirdim ama direkt origin noktasının da nasıl değiştirileceğine dair bir tekrar etmiş olalım. Çünkü önceki 20 derste bunlar pratiğe dökülecek şeyler değil. Burada da ufaktan bazı şeylere değinmiş oluruz. Bazı detaylara dediğim gibi gireceğiz. Çimen yapımı mesela çimeni yapacağız. Sonra bunu yapmanın farklı bir yolu var deyip onu da göstereceğiz. O şekilde ilerleyeceğiz bu seride. Şimdi 3D Cursor'ı da buraya getirdiğime göre mesela şu play'ini hemen çimen diye bir isimlendireyim. İsimlendirmesini yapayım. Daha sonra renklendirmesi için buradan shading kısmına geçiyorum. Şimdi Blender'ı ilk kuranlarda shading kısmı biraz daha farklıdır. Onu da değineyim. Şu şekilde gözükür. Ben burayı tamamen kapalı da kullanıyorum. Daha rahat hissettiğim için. Ayrıca şurada ikinci bir panel vardır. Onu da kapatıyorum. Direkt benim default olarak bu şekilde geliyor. Yine bir farklılık yok. Shading panelindeyim. Daha sonra buradan materyal kısmından new diyerek yeni bir materyal oluşturdum. Bu materyalin ismini de çimen dedim ve enter dedim. Şimdi burada Shift A ile bazı notlar ekleyebiliyoruz. Burada şöyle bir trik göstereceğim. Bir kolaylık. Şimdi normalde Shift A değil, Search kısmından mesela Image Texture ekleyeceksek Image yazarız. Image Texture'ı bizim için bulur. Yahut Shift A deriz. Direkt elle gidip bulabiliriz.
Veyahut bunları favoriye ekleyip Q tuşuna bastığımızda direkt ulaşabiliriz. Mesela ben Image Texture, Color Ramp, Bump, Normal Map bunları çok fazla kullandığım için Shift A ile mesela Shader kısmına geliyorum. Atıyorum ben emisyonu çok mu kullanıyorum? Veya Diffuse, BSDF'i çok mu kullanıyorum? Sağ tık dedim. Add to Quick Favorites diyor. Favorilere tıkladım ve bunu favorilere ekliyorum. Daha sonradan hiç oraya panele girmeden Q'ya bastığımda gördüğüm gibi favoriler de burada çıkacaktır. Bunlar sizde yoksa Q'ya bastığınızda muhtemelen hata verir. Burası hiç dolu olmadığı için. Bu şekilde zamandan tasarruf sağlayabiliyoruz. Şimdi Q'ya bastım. Bir tane image texture sahneme ekledim. Daha sonra color'ını base color'a bağladım. Şimdi biz dersin en başında benim telefonla çektiğim fotoğrafı Blender'a import ettiğimiz için az sonra onu sildik. Aslında o hafızada silinmedi. Yok olmadı yani. Onu şuradan bulabiliriz. Buraya tıkladığımızda o resmin burada olduğunu görebiliyorum. Buradan buna tıkladım. Daha sonra şu panelden UV editöre geliyorum ki o resmi burada görebileyim diye. Şu an WhatsApp'tan bizim o fotoğraf objesini ne yaptık? Çimen tanemize ekledik. Ama çimen tanemizin UV'si olmadığı için şu an sağlıklı bir şekilde onu göremiyoruz. UV'si olmadığı için gördüğünüz gibi sadece ilk baştaki extrude etmeden önceki o şey direkt plane halindeyken Blender'da otomatik olarak UV'si olduğu için sadece burada böyle gözüküyor. Diğerlerinde gördüğünüz gibi UV'si olmadığı için gözükmüyor. 7 ile üstten görünüme geçtim. En tepeden. Tab'a bastım. Edit moda geçtim. A ile her şeyi seçtim. Resmim de burada gözüktü. U'ya basıyorum. U harfi. Nerenin U'su? Uganda'nın U'suna bastım. Burada UV çıkarmak için farklı varyasyonlarımız var. Biz farklı modellerde farklı şeyler kullanıyoruz. Yeri geldikçe onlardan bahsederim. Şu an burada bizim kullanacağımız Project from View seçeneği. Ne demek bu Project from View? Bizim objeye baktığımız açıyla onun UV'sini çıkartıyor. Mesela tıkladığım zaman daha iyi anlaşılacaktır. Project from View'e tıkladım. Daha sonra imlecim buradayken Ctrl Space'e bastım. UV ekranını büyüttüm. Gördüğünüz gibi şu açıdan baktığımız için çimene şu açıdan baktığımız için UV'sini de bu şekilde çıkardı. Eğer şöyle bakalım Project from View deseydim baktığım açıya göre alacaktı. 7 ile üstten görünümdeyken Project from View dediğim için bu şekilde bunun UV'sini çıkardım. Daha sonra Ctrl Space ile tekrardan bunu büyütüyorum ya da büyütmeden önce şunu göstereyim. Şu an bu UV kanalı UV'si taşların üstünde olduğu için şu an gördüğünüz gibi çim tanesinin üstünde taşları görüyorum. Dolayısıyla ne yapacağım? Bu UV'yi çimenin üstüne yerleştirmem gerekiyor. Ctrl Space ile büyüttüm. S ile UV'yi büyütüyorum. Ve boyutları eşleştirecek şekilde çimenle üst üste getireceğim. Şöyle S ile büyütüyorum. Bazı noktalarda tutup G ile tekrardan bu şekilde konumlandırma yapabiliriz ufak ufak. Evet, bunu da böyle bıraktım. Ctrl Space ile tekrardan bu ekrana geldim. Gördüğünüz gibi şu an çim texture'ım bunların üzerinde gözüktü. Şimdi burada şöyle bir detay var. Bu çimen tanesini birçok çimene çevireceğim. Yani böyle bir çimen topluluğu haline getireceğim. Bunun farklı yolları var. Farklı teknikleri de var. Şimdi ben direkt bu çimenin son texture halini burada gösterip bu çimen objesini çoğaltırsam solid ve materyal mod arasında geçişlerim bilgisayardan kaynaklı ya hızlı olmayabilir ya da bunu yeri gelince anlatayım. Şu anlık bu şekilde bırakıyorum. Yalnız şunu bilelim, çimenimizin son hali bu şekilde olmayacak. Tekrardan layout kısmına geliyorum. Z'ye bastım. Solid mod'a geçtim. Az önce demek istediğim şeyi yeri gelince bizzat uygulamanı göstereyim. Daha mantıklı olacaktır. Şimdi Y ile bu şekilde bunu merkeze doğru getirdim. R'ye bastım. X'e basıyorum ve X ekseninde bunu 90 derece yukarıya doğru çevirdim ve Enter'a basıyorum. Şimdi bu çimeni burada çoğaltmanın farklı yolları var. Mesela bir tanesini göstereyim. Edit moda geçiyorum. Yukarıdan bir tarafı seçip
Şuradan Proportional Editing'i aktif hale getiriyorum. Kısa yolu O tuşuydu. Ordunun O'su. O'ya bastım. Daha sonra Connected Only'yi seçebiliriz. Bunun ne demek olduğunu da yeri gelince göstereceğim. Şimdi bu şekilde kalabilir. Y'ye bastım. X'e basıyorum. Y'ye basıyorum. Şöyle Y ekseninde daireyi de büyüterek bunu bu şekilde çıkardım. Daha sonra A ile hepsini seçtim. Shift D ile Y ekseninde kopyaladım. Sonra Shift Resize'nin R'sine sürekli basarak yaptığım işlemi tekrar tekrar kopyalamış oldum. Daha sonra tekrardan A ile hepsini seçtim. Shift D dedim. X ekseninde çıkardım. Daha sonra Shift Resize'nin R'si ile tekrardan bunları bu şekilde önceki yaptığım işlemi tekrarlamış oldum. A ile hepsini seçtim. Şu an gördüğünüz gibi hepsi tek bir obje. P'ye basıyorum. By, Loose, Parse diyerek bütün hepsini farklı obje haline getirdim. Gördüğünüz gibi burada 95 tane çimen varmış mesela. Tekrardan obje moda geliyorum. Bunları obje moddayken seçiyorum. Bu özelliği yapabilmek için evet, kapatmam gerekti. Tekrardan geldim. En son şey demiştik. Bu özelliği yapabilmek için şimdi yapacağımız yöntemi hepsinin farklı obje olması gerekiyor. Şöyle mikrofonu bir ayarlarsam. Hepsinin farklı obje olması gerekiyor. Yani edit modda yaparsak olmayacak. Hepsinin farklı obje olduğundan emin oluruz. Olalım. Daha sonra Space'e basıyorum. Eğer Space'e bastığınızda bu soru bana şu ana kadar sormuş en çok soru olabilir. Space'e bastığınızda animasyon başlıyor. Bu ekran açılmıyorsa Edit Preferences'dan Keymap kısmına geleceğiz. Buradan Spacebar Action'ı muhtemelen Play'dedir. Bunu Search olarak değiştiriyoruz ve Save Preferences diyoruz. Bu şekilde Space'e bastığımızda bu ekran gelecektir. Buraya Random Transform yazdığımızda Enter'a tıklıyoruz. Tabii düzgün gösteremedik. Randomize Transform kısmına tıklıyoruz. Sol altta bir panel açılacak. Bu panelle lokasyon ve rotasyonlarda değişiklik yaparak daha çimensi bir görünüm elde edebiliriz. Lokasyon noktasında çok fazla şey yapmayalım. Sadece X ve Y ekseninde yer değişikliği yapıyorum. Daha sonra rotasyonda ise Z ekseninde bir değişiklik yaptığımda gördüğünüz gibi bu şekilde Y ve X'te de değişiklik yaparak bu şekilde bir etki alabiliyoruz. Bu bir yöntem. Daha sonra tabii yine hepsini seçip edit modda Proportion Editing aktif haldeyken şimdi Connected Only'in de ne işe yaradığını söyleyeceğim. Şu an bu kapalı haldeyken bu şekilde bunun üzerinde düzenlemeler yaparak bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu bir yöntem dedik. Eğer Proportional Editing aktif halde olursa sadece seçilenler üzerinden bir çekiştirme yapar. Mesela G ile uzattığın zaman sadece seçtiklerim etki alanına giriyor. Yuvarlağın içinde olmasına rağmen şunlar da herhangi bir tepkime yok. Ama onu kapatırsam yuvarlağın içine gelen bütün objeleri çekiştirecektir. Şimdi Ctrl Z ile tabii bunların hepsini muhtemelen geri alabilir mi? Alır. Bir tanesini seçtim. Ctrl I'dırın I'sı dediğimde seçili olanların haricinde kalanların hepsi seçildi. X'e bastım ve onları siliyorum. Şimdi az önce çimenim burada. Diğer yöntemi göstereceğim. Edit moda geçiyorum. A ile hepsini seçtim. S, Y diyerek bunu bir önce Y ekseninde bir sıfırladım. Orijin noktası gördüğünüz gibi kaydı. G, Y diyerek onu tekrardan eski haline getiriyorum. Göz kararı. Daha sonra şimdi burada iki şekilde yapıyorum ben. Başlangıcı seçip Shift S ile 3D Cursor'ımı buraya taşıyorum. Daha sonra büyük Enter'ın altındaki yatay uzun o Shift'in yanında bir nokta var. Ona bastığımızda bu ekran geliyor veya buna buradan da pardon şuradan ulaşabiliriz. Bandit Box, işte 3D Cursor vesaire. Ve işte noktayla ulaşabiliriz. Bunu 3D Cursor olarak ayarlıyorum. Yani bunun üzerinde yapacağım tüm hareketler 3D Cursor üzerinden olacak. Daha sonra mesela en üstteki vertexleri seçip RX diyerek bu şekilde buna bir işte rotasyon verebilirim. Daha sonra
Shift D ile kopyaladım. RZ diyerek tekrardan diğer açıyı da vereceğim. Ama mesela proportion açık olduğu için diğerini de çekiştiriyor. Ya bunu kapatacağım ya da edit moddayken connected edit modda yaparsam olmaz zaten. Obje moddayken açık olduğu için o az önce söylediğim özellik obje modda gözükmeyecektir. Sadece edit modda gözüküyor. Obje moddayken bunu kapatıyorum. Daha sonra G, Z diyerek bunu da konumlandıracağım ve şu şekilde. Şu an mesela aşağı çekmek istiyorum ama 3D Cursor'dan aldığı için en aşağıdan alıyor. Tekrardan noktaya basıyorum veya yukarıdan median point diyorum ve seçili olan yerden şöyle küçültüyorum. GR diyerek bunu istediğim şekilde konumlandıracağım. Aynı şekilde Shift D dedim, RZ diyerek kopyaladım. Bunu da şu şekilde. Daha sonra hepsini seçip Shift D ile RZ diyerek kopyaladım. Daha sonra bunlar üzerinde de yine Proportional Editing özelliğinin güzelliğiyle bu şekilde konumlandırmalar yapacağım. Çok fazla iç içe geçmeden istemiyorum kök taraflarından. Şimdi GZ dediğimde Z ekseninde getirmek istiyorum ama böyle mouse çektiğim zaman yani tamamen aynı eksende gitmez. Dolayısıyla bu gibi zamanlarda G Shift Z kombinasyonunu kullanıyorum. Shift Z yaptığımız zaman Z ekseni hariç diğer eksenlerde hareket ettirirler. Mouse'umu istediğim kadar sallayayım. Hiçbir şekilde bu çimen yukarıya doğru çıkmaz. Çünkü Z eksenini kapatmış oldum. Veya G Shift Y dersem ne yaparsam yapayım bu çimeni Y ekseninde götüremem. Çünkü Y eksenini kapatmış oldum. G Shift Z diyerek Z ekseninde bunu hiçbir yere kaydırmadan hareket verebilirim. Bu şekilde devam ediyorum. Evet, hemen hemen bu şekilde. Daha sonra hepsini seçip en son bir tanesini seçip Ctrl J diyerek hepsini tek bir obje haline getirmiş oldum. Tekrardan ismini çimen olarak değiştirdim. Shading kısmına geldiğim zaman da bu çimen objesinin bu şekilde olduğunu görebiliyorum. Şu an arada böyle poliler gözüküyor, çizgiler. Objemi seçtim, sağ tıklıyorum, Shade Smooth dedim. Gördüğünüz gibi daha smooth bir görüntü vererek daha güzel gözükmesini sağladım. Şimdi az önce niçin bunun texture'ını yarım bıraktığımıza gelecek olursak onu da söyleyelim, bitirelim. Mesela şu an Z ile Solid Mode'a geçiyorum. Tekrar Z'ye bastım, Material Mode'a geçiyorum. Solid Mode, Material Mode. Solid Material. Ama biz burayı çimen materyalinin detaylarıyla dolduracak olsaydık eğer Blender Solid Mode'dan veya buradan yapabiliyoruz. Materyal moda geçerken belli bir hesaplama yapması gerekiyor. Bu da eski bilgisayarlarda veya işte RAM'i özellikleri düşük olan bilgisayarlarda kasma yapabilir, çökme de yapabilir. Dolayısıyla bu tür durumlarda ben materyalini sona bırakıyorum. Sadece işime yarayacak o kadar kısmını alıyorum. Gerisini en sona bırakıyorum ki rahat rahat çalışabileyim diye. Şu an mesela solid materyal çok hızlı geçebiliyorum. Ama dediğim gibi eğer burayı dolduracak olsaydım ki diğer derslerde nasıl dolduracağımızı göreceksiniz. Blender'ın hesaplama yaparak geçmesi gerekiyor. Tabii yeni bilgisayarlarda bu problem değil. Eski bilgisayarlarda da belki problem olmayabilir ama sadece küçük bir trik olarak düşünebiliriz. Bazı yerlerde işe yarayabiliyor. Şimdi bu derste bu kadar. Diğer derste bunun shading'ine geçeceğiz. Ama tabii Ctrl S ile bunu kaydetmeyi unutmayın. Kaydedelim. Dersi diye kaydedeyim. Diğer derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.